bugün yeni bir yavru kedi sahibi olmuş. Bunun ilk kontrollerini, ilk bakımlarını yapacağız. Çünkü tüyler de var, canlı tüyler de var. 950 gram. Bundan yapalım. Bunu ister böyle ağzının içerisine doğru sıkarsınız. Sonuçlarımız biraz. Herkese merhabalar, ben veteriner hekim Mehmet Koç. Bugün yeni bir yavru kedi sahiplenilmiş. Onun ilk kontrollerini, ilk bakımlarını yapacağız. Şimdi hastamızı davet edelim ve bakımlarına yapmaya başlayalım. Ne zaman sahiplenmiştiniz bu çocuğu? Şimdi ilk aldık. Daha yeni aldınız, çok güzel. Sütten kesilmiş. Evet. Ama çok zayıf. Yarın böyle tosuncuk ve çok zayıf. Kilosunu da kontrol edelim hemen. Evet, şu anda savunmasız bir şekilde aşısı olmadığı için 950 gram. Oğlum bitki de bile yok. Evet. Gayet iyi. Yaklaşık 2 aylık kedimiz. Diğerleri kocaman kocaman da var kardeşleri. Bu kardeşler arasında biraz zayıf mı kaldı bu çocuk? Evet, pek yemiyormuş. Tamam, şimdi ateşimizi kontrol edeceğiz. Babadan mı? Evet. Eyvallah. Merak etme, yok bir şey. Çok usluymuş ya maşallah. Aslında diğerlerin için en yaramaz o. Sana ödül vereceğim. Ateşimiz 37.9. Gayet normal. Normal sınırlar içerisinde. Bunların vücut ısıları zaten bizden daha fazla olur. Daha çok olur. O yüzden endişelenmenize gerek yok. Biraz lenf yumrularımızda şişlik var. Biz böyle yeni sahiplenilen kedilerde öncelikle bir kant haline bakıyoruz. Kant halinde bir bağışıklığı mı düşük, herhangi bir enfeksiyon mu var, kansızlık mı var? Onları gözlemliyoruz. Şimdi ona bakacağız. Sonuçta hemen çıkıyor zaten. O hem onun sağlığı için de bu gerekli bir işlem. O şekilde ilerleyeceğiz. Şu an ışı olmaz. İlk bir yavru sahiplenildiği zaman ilk bir hafta 10 gün bir eve alışma süreci geçirmesini istiyoruz. Eve alışacak. Ondan sonra aşılarla başlıyoruz. İşte kilo kontrolü nasıl? Mesela şu an 950 gram. Bir hafta sonra tartacağız. Kilo alımı var mı? Ondan sonra... Çok geçiyor, normal mi? Normal tabii ki. Kardeşlerinden ayrıldı. Aynı zamanda da korkuyor biraz. Alışık olmadığı bir ortam. Şimdi kan alacağız bu çocuktan. Aferin sana ya. Vallahi var ya. Evde başka kedimiz mi var? Hayır, kızım var. Yok, herhangi bir şey olmaz. Kanımız da gayet güzel geldi. Aşkım. Ne zaman çıkacak? Hemen çıkacak. Birkaç dakika içerisinde kan sonuçlarımız çıkacak. Şuna bakalım. Güzel. Manikür, pedikür. İlk günden yapalım. Çok izli bir kız ya bu. Şu yüzden benim 13 yaşında kızım yumurtalarında kes var da diyorlar ya kedilerle kes oluşumu yapıyor. Yok hayır. Şimdi bu çocuğun annesinden aldığı antikorlar onu yaklaşık 10-12 haftalığa kadar koruyacaktır. Parazit işlemlerine de önümüzdeki hafta başlayacağız. Önümüzdeki hafta küçük değil mi daha? Kilo. Yok hayır, küçük değil. Gayet iyi. Diyorlar ki 3 ay 4 ay olmadan bir aşı yaptırmam. Kim diyor? Çevremdeki de kullanılan. Veteriner size haftaya başlayın diyor. O yüzden öyle kulaktan dolma bilgileri artık unutun siz. Bakalım badenciklerinde kan sonucumuz ne çıkacak. Şimdi kulaklarını temizleyeceğiz. Bu çocukların kulakları kapalı olduğu için hava alamıyorlar. O yüzden sizin de temizlemeniz gerekebilir kulaklarını. Her gün yapacağım. Her gün değil. Haftada iki defa temizlemeniz yeterli olur. Şöyle pamuğa biraz kulak temizleme solüsyonu da anlatıyorsunuz. Şuradan siz de bakın. Şöyle sadece kulak kepçesini temizlemeniz yeterli. Zaten temiz olurlar. Ne o? Gliserin üstü mü? Yok, kulak temizleme solüsyonu. Antibakteriyel bir özelliği var. Aynı zamanda orada bir kir oluşumunu engelliyor. Kulaklarımız tamam. Sırada gözlerimiz var. Gözlerimizi temizleyelim. Hayır, yakmaz. Göz için zaten bu solüsyon. Ama direkt... ne sorular sorabilirim. Tabii sorun. Şey, saçma sapan da olabilir. Yok estağfurullah. Sizin zaten buraya gelmenizin amacı bu. Sormanız gerekiyor. Bilmiyorum çünkü. Sormadan öğrenemezsiniz. O İnternetten başka yerden öğreneceğinize veterinere gelmiş ya bize sormanız gerekiyor zaten. Ben memnun olurum. Sonucumuz da çıktı o gün. Bakalım nasıl. Sonuçlarımız biraz... Kötü mü? Yok, kötü değil. Biraz bağışıklıkla ilgili biraz sıkıntılarımız var. Bir bağışıklık güçlendirici vereceğim ben size. Bu çocuklar biraz kalça problemi falan olmuş.
oluyor, gelip oluyor. Yok, kalça problemleri kemiksel, eklemsel sorunlardır. Onunla ilgili olarak D vitaminleri kullanacağız. Ve 6 aylık olduktan sonra bir kalça röntgeni çekeceğiz, kemiklerini çekeceğiz. Herhangi bir problem var mı onu gözükecek. Şimdi bağışıklıkla ilgili bir şeye başlayacağız bu çocuğa, şurup şeklinde. Siz içirebilirsiniz değil mi? İçirelim. Hastamızı taburcu ettik. Kan tellerine baktık ilk olarak, en önemlisi. Kan tellerinde yeni almaya bağlı olarak, yeni sahiplenmeye bağlı olarak hafif bir bağışıklığımızda düşüklük vardı. Onunla ilgili olarak bir vitamin mineral kompleksinde bulunduk bağışıklığını arttırmak için. Bir haftada gözlemlemesini istedik. Kilomuz da 950 gram. Bir hafta sonra işte 1 kilo, 1 kilo 50 gram, 1 kilo 100 gram civarında olması gerekiyor. Bakalım, haftaya takip edeceğiz. Şimdi diğer hastamıza geçelim. O bayağı büyümüş bu ya. Oo. Yeri de bayağı yumuşakmış. Kısaca muayene yapalım. Muayenemiz gayet iyi. 15 gün önce falan ameliyat oldu burada. Sırlaştırma oldu. Ondan şöyle kilosuna bakıyor çocuğun. Tamam. Hiç o kadar dökülmüyordu. Yani bu o kadar, ya da biz onu rutin bir şekilde şey mi yapmalıydık, fırçalamalıydık? Şimdi bu şu anda bu tüy dökümüyle ilgili olarak bayağı bir soru alıyoruz zaten. Bu dökülen tüylerin içinde ölü tüyler de var, canlı tüyler de var. Bir de şimdi bu kısırlaştırma sonrası da bir stres faktörü. Çiftleşme isteği de bir stres faktörü. Stres ortamında da çok fazla tüy dökerler. Bununla ilgili olarak mamanız zaten kaliteli. En önemlisi mama oluyor. Onun protein oranı çok önemli. Onun haricinde tarama oluyor. Tarayabiliyorsunuz zaten. Yani haftada bir rutin taramalı mıyız biz? Tabii tabii. Yani haftada birden ziyade böyle çok fazla tüy döktüğü dönemlerde 2-3 günde bir tararsanız çok etkili olur. Hani hem onun sağlığı açısından. Onun haricinde de onlara rağmen yine tüy dökülüyorsa çok fazla, ki dökülüyor. Yani bunun arasında canlı tüyler de var. Evet ya, yani çok dökülüyor. Tüyle alakalı vitaminler var. Öyle bir şey başlayabiliriz. İçerisinde işte biyotin. Bu insanda da işte saç dökülenlerde kullanılıyor. Biyotin, çinko, D vitamini kompleksleri ve omegalar olan bir kompleks vitamin var. Bence öyle bir şey başlayalım. O çok etkili. Yani size de çok iyi gelecektir. Hem o genel sağlığı açısından da iyi, hem de tüy dökülmeme problemini de ortadan kaldırır. Onu düzenli olarak kullanabilirsiniz. Herhangi bir zararı yok. Zaten omeganın kalp sağlığı açısından da faydası var. O yüzden herhangi bir sorun olmayacak. Peki, yani bu şimdi niye hani bugüne kadar tüyü bu kadar zaten bunlar short hair. Evet. Kısa tüylü. Şimdi niye acaba hani bir bazen böyle mevsim geçişlerinde de çok fazla tüy dökerler. Onlardan birine denk gelmiş olabilir. Bir de dediğim gibi kısırlaştırmadan sonra da belli bir stres yapıyor. O da çok fazla tüy dökülmesine sebep olmuş olabilir. Biz de burada ne yapacağız? Deri ve tüyleri besleyeceğiz. O şekilde tüy dökülmesini ortadan kaldıracağız. Anladım. Şimdi ben getireyim size bir tane, nasıl kullanılacağını da göstereyim. Tamam. En sevdiği şey, öyle bir şey verecek. Ya o şeye bayılıyor, Nigorte'de. Oo, çok güzel bir vitamin. Çıldırdı ve öğrendi de, gel mama dediğim zaman koşarak geliyor, onu vereceğini anlıyor. Şimdi bu böyle bir kapsül, ister bunu yutturun. Yutturmak biraz zor olabilir kedilerde. Bu böyle açılıyor çevrildiğiniz zaman. Tamam. İçinde bir jel gibi bir kıvam var. Aha. Bunu ister böyle ağzının içerisine doğru sıkarsınız. Güzel mi tadı? Tadı güzel, seviyorlar. Bunu böyle yiyen kediler de var bu arada, mamasının içerisinde. Hadi ya. Tadı dışı da güzel tadı, hani jelatinli bir şey, midede eriyebiliyor. İster böyle ağzının içine sıkın, isterseniz zor olursa da mamanın üzerine de sıkabilirsiniz. Oradan da yalıyorlar. Bakın yarım. Bunu böyle ısıra ısıra yiyen kediler var yani, herhangi bir zararı yok. Kilosu zaten 3,5. Sanırım 3,600 olmuş. Bir de gelmişken tırnaklarımızı. Keselim tırnaklarımızı. Sen sizde kolay oluyor. Bizde biraz daha... Kolay oluyor. Bir de tırnağa takılıyor. Normal mi o? Tabii bir yerlere takılıyor olabilir. Bakıyorum evde çünkü makine tutarken tırnak görüyorum. Bize karşı her zaman sakinler. Evet.
Ondan değil ya. Bu şey, buraya girince böyle şimdi evet, burada biraz daha... Siz tutmayı etmeyebiliyorsunuz. Biz... Güvenme ellerde olduğunu ben abi. Kendi kedimi de kesemiyorum evde mesela. Tek başına zor mu? Baksanıza nasıl oldu tüyler, görüyor musunuz? İşte şu anda iyice strese girdi. Bir de biz bugün şey yaptık, artık büyüdü lokum dedik. Ve salonda duran tuvaletine yerini değiştirdik. Evet. Umarım bir problem yaşamayız diye. Nereye geldi? Bir alt kata götürdük. Tamam. Yani kediler çok fazla değişikliği sevmezler ama salonda da olmaz yani. Evet. Yani biz küçükken çok bebek diye hani gidemez, yetiştiremez diye yapmışsınız. Yani aslında en güzeli, en koku açısından da iyi olanı kendi tuvaletinize bir yere koymak. Orada çünkü giderli olduğu için kokuyu oradan alır götürür. Onun da kapısını açık tutmanız gerekiyor bu sefer. Ben sizin için en uygun nereyse oraya koyuyorum. Artık bu büyüdü. Bu hani bulamayacak veya yetiştiremeyecek yaşta değil. Sadece koyduktan sonra kumun içerisine veya işte tuvaletin içerisine koyarsanız şey yapar. Daha rahat olur onun için. Bugün ilk defa değiştirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Aslında uzun tüy dökülme problemi vardı. Onunla ilgili olarak bir tüy dökülmemesi için benim de çok sevdiğim bir vitamin var. Onu kullandık, onu verdik. Onu düzenli olarak kullanacaklar. Gerçekten çok işe yarayan bir vitamin. Bazen böyle operasyonlardan sonra stres faktörleri ortaya çıkıyor. Ondan sonra da çok fazla tüy dökülmesi olabiliyor. Bu hastamızda tamamen böyle bir durum var. Zaten kullandıkları mama çok önemli. Bu tüy dökülme probleminde mama ilk etmen. İkinci etmen taramak oluyor. Düzenli bir şekilde taramak gerekiyor. Bunlara rağmen yine çok fazla tüy döküyorsa böyle tüy dökülmemesi için bir vitamin de var, birkaç çeşit. Onlardan kedi için en sağlıklı olan, en uygun olan, verilebileceği en kuvvetli vitamini veriyoruz. O da 15-20 gün içerisinde etkisini gösteriyor ve tüy dökülmesini ortadan kaldırıyor. Bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı günler. Abone olmayı da unutmayın.